Kiraya bakıyorum 4500, ben 1 milyara götürmeden alamam da ya, hayırdır ya. Bu kadar çok sıkıldınız Tayyip Erdoğan'dan. Yani 20 yıl. 20 yıl. Evet. 13 yaşından beri de 16 yaşında diye dolaşıyorum ortakta iş bulmak için. Kafası niye kırıldı biliyor musun? Kafadan. Evet. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün vatandaşlarımıza rüşvet iddialarını soracağız. Sedat Peker'in ortaya attığı rüşvet iddialarıyla istifa eden danışmanları soracağız. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne söyleyecekler? Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Senin sayende meşhur olduk. A Haber Kıtlığı adı altında. Oldu senle ya. Repliğim çıktı valla. Ne diye? Valla hani hatırlarsan burada bir yine rap şeyini yapmıştık. İman yabancı değil ama konu neydi hatırlayamam. Ya bir tane dayının biri geldiydi burada, işte gaz maz muhabbeti yaptıydı. Ben de sadece siz A Haber izliyorsunuz. Dininiz imanınız olmuş. A Haber kıtısınız dediydim. Orada bir repliğimiz çıktı valla, tanındık beni. İyi olduysa ne mutlu. Bu arada bir şey daha belirtim ben size. Ben 2 hafta önce Arnavutluğa gittim. Aynen, öğrenci bazı üzerinden gittim. Beni oradan geri gönderdiler. Bakın, otel rezervasyonu yaptım, bilet aldım. Tüm belgelerimi ayarladım. Beni oradan geri gönderdiler. Niye? Türk kimliğini gösterdim diye. Ve Türkiye'yi gri listeye almışlar. Ekonomi açıdan sıkıntıya giriyormuş. Gri listedeki konular baz alınarak beni orada geri gönderdiler. Darp ettiler Türk vatandaşı olduğum için. Tabii ki de darp ettiler. Niye maruz kaldın? Bana biraz anlatır mısın? Baştan sona. Mesela şöyle. Nereye gittin önce? Şimdi bir defa benim buradan çıkışım bile kendi Türk polisim tarafından bayağı araştırıldım. Tamam. Yani mesleğin ne hocam? Arkeoloji öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Şu an otelde can kurtaranlık yapıyorum. Muayene. Buradan gittim. İstanbul'dan. Sabiha'dan çıktım. Oradan bayağı kontrol yaptılar. Neredeyse yarım. Polisi kontrol etti. Bu benim polisim yaptı bunu bana. Buradan Arnavut'la uçtum. Nene Tereze'ye. Oradan da zaten oranın polisi beni bayağı şey yaptı. Yok göçmen adı altında. Çünkü orada benimle birlikte bu arada 50 tane Türk göçmenini geri aldılar. Kadıncağız vardı böyle, Türk kadın. Onu yerlerde sürükledilerdi. Asıl benim zoruma giden bu değildi aslında, biliyor musun? Yetkili 3 tane Türk polisi orada vardı ve elleri şu şekilde, herhangi bir müdahale yapmadan, yani hiçbir şekilde. Ama sen oraya öğrenci olarak mı gittin? Tabii ki de ben arkeoloji öğrencisiyim. Ben oraya geziye gittim. Bir de birkaç aklımda planlar vardı. Ya gezi için gittim ve ben belgelerimi de sundum zaten bu konuda. Bana gerekli muameleleri böyle yaptılar. Benim zoruma giden de zaten oradaki Türk polisinin. Hani şurada bağırdım, adam elimi almış, kelepçe vurmuş. Bağırıyorum Türk polisine. İngilizce konuşuyorum, adamlar İngilizce bildiği halde kendi dillerinde konuşuyorlar. Anlamak konuşuyorlar. Aynen, anlamak istemiyorlar. Buradan bağırıyorum adamlara. Adamlar şöyle kendi aranı, inanın arkasını döndüler bize. Orada kaldık öyle götürdü. Sana kelepçe mi taktılar? Türk polisinin önünde bana kelepçe tak. Arkada aynen. Beni 2 saat bir kapalı odada şey tuttular böyle. Hiçbir gerekçe çevirmem. Pasaportumu el koydular. Telefonumu el koydular. Hatta birkaç tane video çektim. Konsolosluğa attım da gerçi de. Çantamı aldılar. Ya ifade etmeme izin. Türk konsolosu, Türk temsilcisiyle görüşeceğim dediğinde dirseğiyle gözüme vurdular yani. Öyle darp edildim orada. Yani şu anda tekrar buradayım. Buradan kurtulayım dedim. Yani kafamı da olarak ne gösterdiler sana? Ne diye seni çekiyor? Sebep yok. Yani tuttular Türk diye aldılar. Aynen. Benle birlikte ve birçok kişiyi aldılar orada. Aynı şekilde. Ama nedense hani Türk temsilciyle konuşacağım diyen tek kişi ben olduğum için darbı ben aldım. Diğer bir hanımefendiden bahsettin. O da niçin geldiğini, gerçekten amacını bilmiyorum ama Türk olduğunu biliyorum. Göçmen dedin. Yani yanlış bir kelime mi kullandın, yoksa gerçekten oraya bir göçmen olarak giden bir insan oldun? Tabii ki de. Çünkü benim planım vardı. Şimdi ben öğrenci belgemi gösterdim. Gezeceğim yerleri gösterdim. Göçmen olan bir insan bir yerden Göçmen değil, turist misin, göçmen turist misin? Turist olarak gittim tabii ki de. Öğrenci üzerinde, hani öğrenciyim. Göçmen deyince kaçak göçmen olarak da algılanabilir. Yok, kadını o şekilde algılamışlar herhalde. Tamam. Kadını sürükleyerek götürdüler. Yani o olsa bile o şey olmaması lazım. Yok. Tabii ki de. Bir de benim hani dediğim gibi tekrar belirteyim. Zoruma giden Türk polisinin önünde olması. Bu neyi gösteriyor bize? Çünkü bir de, pardon, bir şey daha ekleyeyim. Oradan tekrar geçiş var şeyden, Sabiha'dan. Adamlar kimlikle geçiyor. Bu benim çok zoruma gitti mesela. Buraya girerken kimlikle giriyor. Tabii ki de. Yani bu benim çok, bak mesela Azerbaycan'a gidersin yine kimlikle. Azerbaycan kardeş ülke derler, amenna. İnanın orada bile zorluk çektik. Benim ev arkadaşım gitti. Oradan bile zorluk çektik. Yani buradan dışarıya gerçekten zor. Hani bırak artık, kimse bir zararımız yok. Bir şey de istemiyoruz devletten. Kaçmaya çalışıyoruz, o da yok. Yani üstüne evindeyiz. Konsolosluktan bir dönüş oldu mu? Konsolosluktan dönüş oldu. Beni bir defa WhatsApp'tan aradılar. Türk konsolosluğu. Onu da Arnavut numarası üzerinden aradılar. O da WhatsApp'tan aradılar. Cevap verdim. Ses gelmedi. Kapattılar. Bir daha da aramadım. Bu kadar. Herhalde kaç prosedür gün kaldın geri orada? Kalamadım işte. Direkt geri mi gönderdiler? Tabii ki de. Beni aynı gün aynı saatte 2 saat beklettiler. Ben gece
12'de 1'de orada indim. Sabah 5'te kadar orada bıraktılar. 6'da geri gönderdiler oraya. Hiç oraya gittin hiçbir şey yapamadan geri. Giremedim işte, sorun orada. Kalamadım yani. İzleyenlere de ders olsun diye. Yani durum vaziyetimiz bu. Dediğim bu yani, sizin de başka öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorun söyleyeyim yani. Başka hangi ülkelere gitmeyi denedin diye. Bir de ben siz şahit oldunuz. Ben burada o ülkeye gitmeden önce ben burada kahve satıyordum. Evet. Arkadaşımla geldiyseniz. Aynen, şurada hatırladım. Kahve şimdi satıyordum ben. Yani aslında ben geleceğim için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi bazı insanlar hor görüyor. Yok Türkiye'de çalışmak işte, iş beğenmiyorsunuz. Bilmem ne. Bak ben her işi yapıyorum. Can kurtaranlık yapıyorum ya. Yani Allah profesör yüzücü değilim. Ama yapıyorum yani bu işi. Para kazanmak için. Gittim. İnşallah biri bu olmaz diyorsun. Yok olmaz, yok o kadar olmaz da. Çocuk havzuna veriyorlar beni bilerekten. Neyse. Fazla girmedim dedi. Demek istediğim bu yani. Çabam budur. Şeyim budur. Olmuyor. Yine çabalayacağım tabii ki de. Bu sefer Kosova'ya gitmeyi düşünüyorum. Kardeşim kaçmayı denesin. Öyle abi yani. Olmazsa en fazla kesin burada mülteci. Belgeleri tam mıydı bu arada? Tabii ki de tamdı. Benim pasaportum da tam yani, yeniydi. Her türlü belgeyi ben garantiye aldım ya. Hani bir dahaki planım en son şu olur. Bu ülkedeyken kendi ülkemden mülteci olacağım ama başka mülteci olurum, daha iyi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili dostlar, bir süredir YouTube abonelerimizin aboneliklerinin düştüğünü, iptal olduğunun şikayetini alıyoruz. Lütfen sizler de videolarda abone olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayın. Ve çevrenizi bu konuda lütfen uyarın. Sade vatandaşı yalnız bırakmayın. Nereden geliyoruz? Hamburg'dan geliyoruz abi, Almanya. Nasıl Almanya durumlar? Almanya'nın durumu valla çok şükür iyi. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi. Almanya'dan gelenleri izliyorsunuzdur. İzliyoruz. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Onlara ne diyorsun? Onlara abi ya, hep geliyorlar söylüyorlar. Kötüdür Almanya, böyledir, hiç, şöyledir. Hiç. Öyle, öyle değil abi ya. Mesela biz gençler buraya tatile gelebiliyoruz falan. Kaç gün oldu? 3 gün oldu. Daha 2 hafta buradayız. Maşallah. Evet. Sorma sayıp ne kadar harçlıkla geldiniz? Kişi başı 1800 falan. Burada aşağı yukarı neye tekabül edecek? Bozurdunuz mu? Hepsini bozurmadık. Hep böyle 200-300 lira evet. Bir hafta mı dedin? İki hafta mı? Yok, iki hafta daha buradayım. İki hafta 1800 ile rahat rahat geçinecek misin? Daha fazla geçebilirim. Bilet dahil mi, hariç mi? Yok, bileti 200 lira aldım. Ne diyorsun? Ha. Biletle beraber 2000 mi yaptın? Evet. Peki abi, senin yaşıtların burada ne görüyorsun? Ne yapıyorlar? Yaş kaç bu arada? 20 abi. 20 yaşında. Evet. Senin yaşıtların burada part time işlere giriyor. Ne bileyim, ailesinden bir para istemeye çekinir hale geldiler. Onlar için ne düşünüyorsun? Abi onlar yazık ya. Adam yazığı geliyor. Her şey pahalı olmuş. Mesela bir yerde otursan lokantada falan bir Red Bull 40 TL 50 TL olmuş. Almanya'da 50 euro olsa ben almam. Peki sence Türkiye düzelir mi? Ne görüyorsun? Valla bence zor. Bence çok zor. Peki bazı mesela gurbetçi dostlar geliyor buraya, evet, diyor ki ya diyor Türkiye'yi dünya kıskanıyor diyor. Yo abi, dünya gücü olmuşuz diyor. Erdoğan şöyle uçurmuş, böyle uçurmuş. Gerçekten uçmuş bir ülke görüyor musun? Yo abi, çok geride bir ülke görüyorum ben. Evet. Yani ben burada yaşamam. Sorma sayıp üçünüzden telefonlarınızı çıkarmanızı rica edebilir miyim? Nedir marka modeller? iPhone 12. Senin kaç hocam? Şimdi 750. Yo, model ne? iPhone. Ya 11. 11. Senin hocam? 12 Pro. Senin hocam? 13. 13. Yani hepinizinki en üst modeller. Sayılır. Ya bunu alırken zorlandınız mı? Hiç zorlamadım taksitle abi. Taksitle yapıyoruz. Nasıl? Taksitle ödüyoruz. Taksitle ödüyorsunuz. Evet. Küçük küçük. Evet. Buradaki zor gençlere... Toplam 9 euro, 8 euro alırsın bir telefon. Ne diyorsun ya? Aylık 8-9 euro. Yok. Toplam telefon. Toplam. 800 euro veriyorsun telefon. Fiyatlı telefon 800. Nasıl ya? Nasıl oluyor hocam? 1-2 yıl bekliyoruz. Ucuza geliyor. Alıyoruz. Bir telefon 800. Mesela iPhone 3 çıktığında kaçtı? 800 dedin, doğru mu? Euro evet. 800 euroya alıyoruz. Çıktığında diyelim 1300'dür. Biraz bekliyoruz 1-2 yıl. Ucuza geliyor. Evet. O da alıyoruz. Yine sıfır telefon ama. Evet, yine sıfır. Sıfır. Evet. Yine sıfır. Evet. Peki kanka, yani buradaki gençlere diyorlar ki çıkar telefonunu. Sen bu telefonu alacak paran varsa açım diyemezsin falan. Ya bu ayıp değil mi? Ayıp abi bence ya. Yani senin yaşıtlarına burada telefon çıkarttırıyorlar. Yok ayakkabına bak, yok ağzında sakız var, yok su içiyorsun. Yani şurada bir su almaya kalksan 5 lira bir su. Yani normal mi? Sen orada gidip 5 lira, 5 euro verip bir su mu alıyorsun? Almam o. Hiç almam. Hayatta almam. Peki bu gençlere reva görülen hayat hak mı? Yani oradan gelen gurbetçiler diyor bunu. Yani siz diyor gençler diyor ülkeyi diyor kötü gösteriyorsunuz diyor. Halinize şükretmiyorsunuz. Abi onlar öyle diyorsa o zaman gelsinler buraya. Kimse tutmuyor onları Almanya'da. Herkes gelebilir istese. Evet. Bir şey var ki gelmiyorlar o yüzden. Almanya battı diyenler yok, acaba biraz ekonomi biraz kötü oldu ama normal, her yerde öyle olmuş. Aynen. Ama yine yaşayabiliyoruz yani. Sorun rahat yok. Rahat etinizi rahat, sütünüzü evet, alıyorsun. Evet, mesela ben üniversite okuyorum. Evet.
Devlet ayda 750 euro bana veriyor. Öyle 450 euro da çalışıyorum. Alıyorum 1200-1100 maaş. Yetiyor bana. Şu an sadece öğrenci olduğun öğrenci halde 1200 evet. cebine giriyor. Net. Evet, ayda, evet. Cebine koyuyorsun. Bununla yani bununla yılda da bir evet. tatile geliyorsun. Aynen öyle. Soruları sormaktan yorulmadım. Gidiyorum geliyorum aynı soru. İnsanlar farklı abla. Herkes farklı. Yani sorsan aç geziyor. Ama soru beğenmiyor. İşte öyle. İşte öyle. Peki hocam sence Türkiye'de bir siyasi iktidar değişimi olur mu? Ne görüyorsun? Anlamadım soruyu abi. Yani iktidar değişmeli mi? Değişir mi? Sen ne gözlemliyorsun? O iktidar ne? Yani Erdoğan'ın yönetimi değişir mi? Başka parti gelir mi? Bence zor. Tabii ki isteriz, biz de isteriz. Ama zor galiba. Değişmesi zor mu? Değişmesi zor. Kafalar değişmiyor. Kafalar değişmiyor evet. Bizim buradan oraya gelen, göçen gençler var mesela. Orada iş bulamıyoruz, işte geri dönüyoruz bilmem ne, hiç duydunuz mu? Ben o duymadım. Doğrudur mesela. Ama. Var mı öyle? O doğrudur. Nedir hocam? Biraz detay verir misin? Onlar geliyorlar, kaçak gelse iş bulamıyorlar, evet. Kağıtlar yapamıyor, sonra da geri dönüyorlar. Hep şeyde çalışıyorlar ya, berberlerde, restoranlarda, berberde de şey yapıyorlar, kaçaklar diye 50-50 yapıyorlar, 40-60 yapıyorlar öyle. Şey mi, ucuza mı çalışıyorlar? Biraz ucuza da çalışıyorlar evet. %40 ama yine para kazanıyorlar. Yine buradan daha çok kazanıyorlar orada. Mesela ben Almancamı öğrensem, evet. Mesleğim de elimde olsa, çıksam gelsem Almanya'ya, evet. Desem ki kardeşim ben burada çalışmak istiyorum, bana geri git mi derler? Alman devlet mi abi? Alman devlet. Şansına bağlı. Şansına bağlı, giriyorlarlar abi. Ama şeyler, mesela hemşire olsan bırakıyorlar mesela şimdi gelmesini. Evet. Mesela iş gücü için sürekli bir talep var oradan. Yeni bir yasa da çıktı hatta, evet, göç yasası. Boşluk varsa evet. seni alırlar ama o sektör faslar işçi varsa geri yollarlar. Yani ihtiyacını alıyor, ihtiyacı olmayanı geri gönderiyor. Öyle. Doğru mudur? Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi eğlenceler, görüşmek üzere. Sağ olun. Nasıl geçim durumları? Allah'a şükür iyi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Çiftçi miyiz abi? Hayvancılık yaparım, çiftçiyim. Maşallah, tam be hissettiriyorsun ya. Nasıl abi, hayvancılıkta para var mı? Para yok, kalmadı gayet. Kaçma lan bir şey. Yok. Kaçıyorsun abi. Para yok mu dedin? Yok, şu an kalmadı para. Vallahi niye abi? Yem saman çok pahalı. Vallahi. Gerçek de. Bizim millet et alamıyoruz diyor. Ne ala? Et ucuz ya. Et ucuz mu şu an? Şu 150 lira. Ucuz. Olması gerekeni kaç abi? Vallahi 200-250 olacak. Ben olur yeşil yonca balyası alıyorum 80-90 milyona. Evet. O da bir tek balya olunca. Ben zarar ediyorsunuz o zaman. Aynen öyle, her şey para. Yem 400 lira. Evet. Öyle olunca ne oluyor? Et ucuz kalıyor. Evet. Ne zaman zamlanır sence? Zamlanmaz, böyle gider o et. O zaman zarar edeceksiniz. Bırakacağız, başka iş yapacağız. Herkes bırakırsa biz ne yiyeceğiz? Vallahi adam her şeyi yer. Ne yiyecek? Yonca balyası yiyeceğiz desene. Aynen öyle, bu gidişle yonca balyası yiyeceğiz. Hayvanın yemi bize kalacak. Aynen öyle. Abi niye böyle olduk biz? Vallahi bilmiyor. Yani yoncanın kökü mü kurudu? Yo, aynı. Mazot pahalı, gübre pahalı. Mazot, gübre pahalı olunca çiftçi mecbur şeye, üstüne koyuyor şeyin. Koyamıyor belli ki. Koyamayınca fiyat aynı kalıyor, zarar ediyor. Aynen öyle. Yonca peki pahalı, et düşük. Saman, çiftçinin şeyi gene ucuz. Türkiye düzelir mi abi sence? Vallahi hiç zannetmiyorum, bilmiyorum. Erdoğan düzeltemez mi? Düzeltirse düzeltir. Düzeltsin o zaman. Düzeltsin, şu seçimde olsun bari, ne zaman düzelir. Seçim mi bekleyecek düzeltmek için? Başka neyi bekleyeceğiz de? Bizim yaşamamızı bekleyecek, ölmemizi mi bekleyecek canım? Ya daha genciz, biz ölmeyiz. Aç kalırsak? 1-2 sene daha sabrederiz. Eder miyiz? Ederiz bence. Alışırsak? Niye alışırsak? O zaman kâra geçeriz. Peki abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür eyvallah ederim. Haydi. Bizi mi? Mesela gel abi, az sohbet edelim. Merak ettim. Sadece seni dinleyeceğim. Gel. Gel ya. Ya gelsene. Allah Allah. Sormayacağım, sen konuş diye söylüyorum. Ben hiçbir şey sormayacağım. Bizi kim kullanıyor? Ya arkadaş gel. Evet. Açız diyen insanlar yurt dışındaki gurbetçileri haraca bağladı. Tamam. Ne demek ki abi o? Ne demek ki? Ya gelsene, sen niye kaçıyorsun? Ben söyleyeceğim, söyledim. Ama bir şey ya yapsaydın. Ben de çok söyleyeceğim şey var da başım dolaşıyor. Öyle olmaz ama, konuşalım. Nasıl geçim durumları? Süper. Süper.
İyi maşallah, Allah bozmasın. Hayat yaşıyorum. Lüks mü? Tabii, hem de emekliyim. Şarkısı vardı bunun. Kardeşim. Lüks hayat. Ben siyasal bilgiler yurdunda kalmışım. Deniz yazmış, Mayıçen, Apo, bunları hep görmüş insanım. Ne senin konuşman, ne kimsenin konuşması. Ben saygı duymam. Çünkü ben yaşadıklarımı anlatayım. Sen anlat abi. Ya abi ben ne anlatayım? Ben süper hayat yaşıyorum. Baksana hep marka. Emekliyim. Maşallah. Şu anda yukarıdan bomba düşmüyor ise, birisi gelip umurumda para vurup da terör seni rahatsız etmiyorsa ne mutlu. Cemil sonda ya, ben asfaltçıyım. Bulduğumuz petrolü yazıyordular hatta. Miktar az, biz de imzalıyorduk. Evet. Şimdi ne oldu? Aynı kuyuları açıyorlar, petrol var. Niye imza attın abi? Ne? Niye imza attın? Ya sen bir devletin görevlisisin. Yapılan arayın. Ben laboratuvar teknisyeniyim. Tamam. Bu bir petroldür. Sen, tamam. Sen usulsüzlük yaptın o zaman. Ben usulsüzlük yapmamışım bak, sen anladın. Bu bir petroldür. Tamam. Adam asıl firma yazıyor ki var, aynı kravitesi şu bu tutuyor fakat miktar olarak az. Şimdi niye aynı kuyuyu açıyorlar? Çünkü baştaki insanlar, yöneticiler düzgün olacak. Bu laflarla olmuyor. Bak ben sana basit bir misal anlatıyorum. Tamam, buraya konuş. Şurada bakayım da. Şurada iki tane şey var. Hele daha o benim hafızamda. Evet. Çiçeklik. Tamam mı? Koskocaman bir levha koymuşlar. Çalışmalarımızdan dolayı özür dilerim. Ben inşaatçıyım. Öyle bir levha koyman için hani inşaattan dolayı özür dilerim. Milyonlarca para vereceksin. Şirketlerimiz var. Orada merak ettim. Acaba bu ne yapılacak burada? 8 tane karı çekmişler. 8 karı. Bir geldim ertesi gün onları koymuşlar. Ya bunun anlatması nedir? Sen bunların üzerine git. Yok öyle yapmış, bu böyle yapmış. Sen buna bak. Yani bir insan güzel olan şeyler ne güzel. Mesela şurada bir CHP şey açmış. Emekli yeri ne kadar güzel. Ne diyebilirim? Ama ben sol görüşlü değilim. Takdir ederim. İnsancıl, teknolojiye uygun, yaşam tarzlarıyla olduğu müddetçe. Sağa sola bırak kardeşim. Yok öyle olmuş, böyle olmuş, hırkızlık etmiş. Ya boş ver onu sen. Sen yaşam... sormayalım mı? Hiçbir şey sormayacaksın bana. Ben çünkü demin dedim ki kimseye saygı duymam, ben yaşamışım. Evet. Şimdi sen bana uyuzu anlatamazsın. Ben uyuzu yaşamışım. Türkiye Cumhuriyeti'nde efendim bir dedete. Bak ama Doğu Beyazı gidiyorduk. Sen Doğu bir laborant olarak işinde usulsüzlük yapmışsın. Ben senin... Bırak usulsüzlük. Ben dedin ki imza atmış. İşi ters tarafını anlıyorsun. Ben sana diyorum ki yani şurada petrol var. Evet. Ama o kuyular açılmadı. Tamam. Ama suçu kimindir neydi? Şimdi de aynı kuyuları açıyorlar. Evet. Ben bunu diyorum. Yani sen o zaman düşün ki niye yapılmadı? Ben ne cevap vereceğim sana? Şimdi dediğim şey şu. Doğu Beyazıt'a girecektik. Adam dedi ki Zeki abi bize dedete getir. O zaman uyuz var. Uyuz var. Doğu Beyazıt'tan dedete getiriyorsun. Düşün Türkiye'nin o günkü durumunu. Bugünkü duruma bak. Aşıya şey buluyorsun. Ya. Aşıya ne buluyor? Yani aşı buluyorsun. Korona aşısını buluyorsun. Ne kadar devlet ileri, ne kadar güzel. Uçağın yap. Eskiden adı Brezilya'ydı. Eskiden adam adama derdi ki ne o petrol mü buldun? Ne o gemi mi yürüttün? Şimdi hepsi yürüyor. Ne diyelim şimdi? İyi diyelim, ne diyeceğiz? Başka bir şey diyemezsin. Ha. Kötüyü de konuşalım be abi. Ya kötüyü şeyle konuşacağız abi. Can havli olduktan sonra bunun kötüsü olur mu? Benim ben terör bölgesindeyim. Her şey güzel. Bunun ne anlamı var? Ben her Doğu Beyazı, Şırnak, Tizli her yerde kaldım. Evet. Tamam mı? Bak şimdi şu anda... Ne güzel bak, düzeltmiş üzeri, doğru mu? Abi. Güzelleri konuşup akşam üzeri olduğu zaman evden kızardılar. Niye gelmiyorsun? Ya ben 60 yaşındayım o zaman, niye gelmiyorsun demek ne? Çünkü korkuyor. Tepene birisi bir şey atar. Şimdi yaş kaç abi? Şimdi 81, süper bir hayatımız var. Şuraya bak ya, millet rahat geziyor, dolaşıyor. Demokrasi var, istediği gibi konuşuyor. Bunlar güzel bir şeyler. Şimdi o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Bağlılık oldu. Bağlılık olmayan yok ki. Etin kilosu 7 liraydı. 25 kuruş geldi. 725 kuruş oldu. Dediler ki et yenmez. Ya bu olur. Her şey bağlılıkta olacak. Maaşı yükseliyor. Önleyemiyor bunu. Maaşın ne? Kaç para senin abi? 6,5. Yeter. Ben süper emeğiyim. Devlet bir de beni durdurdu emeklimi. Yani şimdi süper emekli olsam 17-18 lira para aldım. Bu olsun. Devletim sağ olsun. Tabii budur kardeşim. 3 lira alsaydın gördüm ben seni. 3 lira alsaydın diyorum, görürdüm. 3 lira ben. Kimse yok ki. Allah. Var 3 lira var. Ya alsın, ne yapacaksın ya? Şimdi yani 3 lira aldı diye 10 lira mı verdi? Ben bir teknisyenim, ben sanat okulu mezunuyum, yanımızda mühendis çalışıyor. Ne yapacaksın?
Ben de onu diyorum. Ya ya boşver, senin sorduğun soruları hep ya. Ben soru sormadım abi. De. Ya sen diyorsun ki 3 lira. 3 lira kim alıyor? 3 lira kim alıyor? Aldı, şu an en düşük 3,5 alıyor. Ya asgari ücret kaç lira? 1 milyon 200 bin kişi 300. Adama 10 milyon mu versin? Versin abi. Nasıl? Elinden tutan mı var? Ya ne? Çünkü ekonomi kötü yani. Bunu anlamamız lazım bizim yani. Vallahi bilmiyorum. Abi bir etin kilosu, abi bir etin kilosu 120-150 lira. Kurban olayım ya, ben bir çocuk yani genç olarak söylüyorum. Ben kimsenin konuşmasına, bir senesine saygı duymam. Niye duymam? Ben hepsini yaşamışım. Ben o yaşıyorum. Zaman biz de seni ciddiye almayalım. Öyle olur mu? Almam ciddiye. Ciddiye almıyorsun abi beni. Evet. Abi her şeyi ben biliyorum diyor. Abi öyle şey mi olur ya? Kurban olayım. Evet. Ben dinlemek istemiyorum. Evet abi. Önemli. Evet. Eskiden bir tane tır dışarı çıkmıyordu. Hep geliyordu. Evet. Abi ya öyle bir şey. Ne ekonomi bu? Eskiden ya. Falan mı? Şu an bu abiye cari açığı anlatmaya abi, çalışsam çok, ben bilirim anlamadım. Boş ver abi, ben seni ciddiye almıyorum. Çok teşekkür ederim. Anlatma değil. Yok, abi sen kardeşim ciddiye alma. O seni ciddiye almıyor, sen de onu ciddiye alma. Sen 2003'e kimi oynatarsan önemli değil yani. Seni oyunda kurtarmayacak ülke. İlgin olması lazım. Ülkenin geleceği sorumlu olması lazım senin için. Ben burayı alırım önüme. Tamam mı? En azından bir müşterisiyim ben. Yahut da bana soracaklar yakınlarım ya, o işime verem bir nabaldır. Tabloyu alırım önüme. Evet. Bakarım. Bir buna bakarım. Bir ona tablo bakarım. Tablo belli zaten abi. Bak, bak. Tablo belli. Artısı eksisi var. Artısı eksisi var. Abi eksiye gidiyorsun. Tamam, kurban olayım yapma ya. Bak ben sana diyorum. Evet. Bakarım. Gitsin, evet. Bakarım. Bunun artısı fazla. Bunun eksisi fazla. Ama ben bunu sevmiyorum. Artısı fazla olan veririm. Ben mantıksız insan değilim. Bize mantıklı düşünün yani o zaman. Ben mantıklı düşünün veririm. Yani ben habire oyu vermiyorum ki. Dayıcım çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık övmeyin ya bazı insanları. Yani her şey belli. Abi AK Parti övülür mü mesela? Al parti gidelim. Şimdi bak ben sana bir örnek vereceğim. Dayıcım bir saniye. Ben sana sadece çok kısa bir örnek vereceğim. Pandemi sürecine girdik. Yabancı ülkeler de girdi. Doğru mudur? Pandemi sürecinde, pandemi bu Covid yayıldığı zaman ilk sağlık sürecinde şehir hastanelerinde ilk pandemi hastaneleri nerede kuruldu? Ama en zararlı hayır, yine biz ülke olduk. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana karşılıklı gidelim. Nerelerde kuruldu? Sen söyle. Türkiye'de. Açık ve net söylüyorum. Ablacığım. Efendim? Kim yattı orada? Nerede? O pandemi hastanelerinde kim yattı? Ya Covid'li olanlar, sen hasta olduğunda hastaneye ben gider. Yatmadı. Ben hasta olduğumda evde yattım. Hiç kimse de gelip de ama sormadı. Ben Covid geçirdim. Ben yalan söylemiyorum. Ben 14 gün karantinada kaldım. Ama 14 günde hastanede yattım. Bakın açık söylüyorum. Daha hatta 4 ay önce hastaneden çıktım. Bak 4 ay önce bu rahatsızlığı geçirdim. Gerek yemeğimiz, gerek orada bakılan sağlık ortamı. Bakın ben övüyorum demiyorum. Ben şey yapıyorum da demiyorum. Ben sadece 4 ay önce mi Covid oldu? Evet kardeşim. Kanka krizin en pik noktasındayken millet hani evlerinde kaldı. Saçma sapan ilaçlara maruz kaldı. Bunları biliyorsun değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. Hani yani bir ilaçtan 8 tane sabah 8 tane akşam günde 16 tane ilaç almak zorunda kalan insanlar oldu. Şimdi kardeşim bak şöyle söylüyorum. Mesela hükümet bize IBAN verdi. Tamam. Hani ben... bu başarılı bir atlatma mıdır? Ya şöyle söylemek istiyorum kardeşim. Tamam. Sonuç olarak büyük bir devletiz. Büyük bir hükümetimiz var. Tamam. Yanlışlarımız var. Bakın yok demiyorum. Mesela? Ya mesela anlattığınız eğer doğruysa. Doğruysa mı? Abi adam IBAN verdi. Tamam, mesela hadi IBAN verdik. Hadi 10'ar lira, 20'şer lira, 50'şer lira destek çıktı kardeşim değil mi? Şimdi sadece ben sağlık sektöründen bakmıyorum. Ben karayollarından da bakıyorum. Bakıyorum kardeşim. Şimdi sen mesela buradan. Bana müşteri garantili yolun mantığını anlatır mısın? 25 yıl müşteri garantili yolumuz var. Ya kardeşim sen şimdi buradan kalkıp da Mersin'e gittin mi şu an? Gittin mi? En son ne zaman gittin Mersin'e? 1,5 ayım falan. 1,5 ay önce gittin. Ondan önce ne zaman gittin? Daha önce Mersin'e gittim. Daha önce Mersin'e gitmedin. Ben şöyle söyleyeyim, ben Muşlu bir insanım. Diyarbakır'a gittim. Örnek veriyorum, ben Diyarbakır'da askerlik yaptım. Otobüsle bu yolculuğu yaptım. Diyarbakır'a ben ilk gittiğimde Mersin üzerinden gittim. Kendi aracımla gittim. Yani babam gil götürdü. Öyle söyleyeyim. Daha sonradan otobüsle yolculuk yaptım Mersin'e. Aynı yoldan 2016'da gittim. Gene hükümet vardı o zamanlar. 2016'da gittim. Bir de şimdiki gittiğim yola bak. Aynı yol. Sadece yol yapılmış. Yol. Asfalt dökülmüş. Ya kardeşim sadece asfalt deyip geçmeyin. Bakın bu asfalt var. Bunun ilacı var. Bilmem neyi var. Her bunun şey. Bir de vergisi var. Türkiye'de 2002'den 2020'ye 5 trilyon dolar vergi kardeşim toplanmış. Ya şöyle söyleyeyim kardeşim. Ona da çok kısa bir şey söyleyebilirim. Şimdi normalde maaşından
her yıl 3 defa senin kesinti yapılıyordu. Doğru mu kardeşim? Her ay vergi, her ay kesin. Normalde yılda 3 defa vergi kesiliyordu. Maaşından senin kesilen. Bak, sana maaş ödeyen kişiden kesileni demiyorum. Bak, maaşını alan kişiden yılda 3 defa kesiliyordu. Doğru mu? Şu an sadece yılda 1 defa kesiliyor kardeşim. Yanlışım var. Kardeşim, yılda şu an... Gel kardeşim. E-Devlet'i açacağım ben sana. Tamam mı? Sen borduruyu anladım ben seni. Çok hani bizim zamanı şey yapmamak adına. İzleyen zaten kendi maaşını biliyordur. Şunu eşek değilse bilir kardeşim. Zaten. Tamam. Hükümetimizin yanlışları olabilir. Bak, senin için çok yanlış. Çok yanlış abi. Kardeşim bak, işte zevkler ve renkler ve görüşler. Bak. Kardeşim, görünen ortada diye bir şey yok. Ortada ya. Bak, ülkende rahatça gezebiliyorsun. Bak sen Silivri'ye alınacağım diye korku var. Silivri'den soğuk soğuk esiyor. Yani bir korku var bende. Kardeşim diyor ki mesela hakkımız yok mu? Senin her şeye hakkın var kardeşim. Senin gezmeye de, tozmaya da, yemeye de, içmeye de. Bak ben mesela daha önceden belediye çalışanıydım. Bunu bilenler bilir ya da bilmeyenler bilmez. Şimdi havalimanında çalışıyorum mesela. Yüksek bir konumda mıyım? Hayır. Günde kaç saat çalışıyorum? 12 saat çalışıyorum. Haftada ne kadar tatilim var? Bir gün tatilim var. Ha, ben şunu diyorum. Kardeşim, sen beni 12 saat çalıştırıyor musun? Çalıştırıyorsun. Benim yemek mesaili paramı veriyor musun? Veriyorsun. Vallahi yanlış anlama kardeşim. Köpekler gibi çalışacaksın, paşalar gibi harcayacaksın. Bu böyle. Ama sahip kaç para kazanıyorsun? Ben şu an mı? Ben şu an aylık cebime giren ramp işçisiyim. Çok da bilmiyorum. Ramp, uçak altı, yer hizmetleri, valiz taşıma falan. O iş kardeşim, havalimanının en ağır işi. Antalya'da da yapılacak en ağır iştir. 13 bin lira maaş alıyorum kardeşim TGS'de. Ciddi bir ağırlığı olan iş yapıyorsun. Bel sakatlama ihtimaline kadar gider biliyorum. Evet. O valiz taşımalar falan. Yani 13 bin lira insan gibi, o aslanlar gibi yiyebileceğin bir para mı gerçekten? Vallahi ben geçiniyorum. Tek sen geçinirsin. Evli misin abi? Belediyeden mi geçin? Çıkarıldım kardeşim. Abi, evli misin? Çıkarılan kişi de Muhittin Böcek çıkardı. Açık ve net yani, direkt söylüyorum. AKP ile geldik, evet. CHP ile gittik ben de buna. Bak kardeşim, şimdi şöyle bir olay var. Tamam, doğru. Her ne kadar olursa olsun resmi kurumlarda şu an bir yerlere gelebilmek istiyorsan referansın olmak zorunda. Benim de referans, ben referans diyorum, sen torpilde, torpilde de evet kardeşim. Benim referansım vardı, referansa girdim. Kendim çaba göstermedim mi gösterdim. Ama ne oldu? Her dönem gelen kişi kendi adamını getiriyor. Ha. O geldi, o onu çıkardı. Ben geldim, seni çıkardım. Gibi. Budur. Abi siz bir şey, bunları yani... kabulleniyorsunuz. Biz kabullenmeyen taraf. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Ben böyle torpil olmayı kabullenmem. Ve ama siz toplum kabulleniyor. Sıkıntı da orada başlıyor zaten. Eskiden de kabullendi, şimdi de kabullenmeyeceksin abi ya. Kabullenmeyeceksiniz ya. Bak. Kardeşim. Ya yeter ya, vallahi yeter ya. Cık diye bir şey. Bak, konuşurken sakin konuşalım. Hayır, sakin konuşalım. Bak, hayır, sakin konuşalım. Tamam mı? Sana göre yanlış. Ben, o arkadaşın dediği gibi 13 bin lirayla geçinebiliyor musun diyor. Vallahi bak, ben gece 12'de mesaiye gittim, öğlen 12'de mesaiden çıktım. Aha, cebimde param var mı? Bak, ay sonu gelmesine rağmen ben bekarım. Bak, ben bekarım. Evli adamın durumu biraz daha farklı. Kira muhabbetleri. Tamam, evli adamı sonuna kadar hak veriyorum. Kirada oturana sonuna kadar hak veriyorum. Bunu yapan da bak, hiç eğri oturalım, doğru konuşalım. Bak bu sözümde, bu kira artışların muhabbetlerinde yapan, hadi hükümet de, bizim insanlarımız fırsata çevirmeyi çok seviyor kardeşim her şeyi. Bak kardeşim. Denetim olsaydı, hükümet denetim yapsaydı. Denetim yalan değil kardeşim. Hükümet şu an denetim muhabbetinden dersen, şimdi sen cumhurbaşkanısın, tamam mı? Tamam. Biz halkız. Tamam mı kardeşim? Bu halkın senin altında ne var? Cumhurbaşkanı danışmanları, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, örnek veriyoruz senin il temsilcilerin, valilerin, emniyet müdürün, odur budur, bunlar var değil mi kardeşim? Şimdi bu adam cumhurbaşkanı iken, ben halkken, tamam mı? Benim bu adama sorunumun gidebilmesi için ne olması lazım? Bunun duyulması lazım. Doğru mudur kardeşim? Bunu nasıl duyurabilirsin? Gerek televizyon ortamından, gerek haber ortamından, gerek sosyal medya ortamından. Doğru mudur kardeşim? Bu artışlar başladı mı kardeşim? Başladı. Bir oldu, birken iki oldu. İki iken üç oldu. Değil mi? Vatandaşlar sustu. Açık söyleyeyim. Bak bir dakika. Dörttü, beş oldu. Mesela Dokuma'da oturanlar bilir. Dokuma'da şu an en ucuz kira 5000 lira. 1000 liraydı ha.
Açık söylüyorum bak, 1000 liraydı 5000 lira oldu. Bu nasıl Cumhurbaşkanı'na lanse edilebilecek? Abi ama 2017'de evet'i evet soruyorum. Kardeşim adama tam yetkiyi verdiniz. Kurban olurum yapmayın ya. Sen eğer devlet başkanına tam yetkiyi vermiyorsan kusura bakma. Yok. Bu adam da enayidir, ben de enayimdir. Eğer bu adam benim devletimin başkanıysa tam yetkiyi vereceksin ki diğer ülkelere gerek geldiğinde postasını da koyar. Hiçbir şey yapamıyor da. Ne? Hiçbir şey yapamıyor da yani. Ne? Ne posta koyuyor abi, kurban olayım, ne postası koyuyor? Sen hiç G20 zirvesine bakıyor musun? Sen hiç NATO zirvesine bakıyor musun? Sen hiç milli savunma zirvesine bakıyor musun? Sen İHA'lara, SİHA'lara bakıyor musun kardeşim? Bağıran adamı seviyorsunuz. Siz böyle ancak bağıracak, masaya yumruğunu koyacak ki sesini duyuracak. Millet alkış topluyor. Allah, sen İslam devletinde yaşıyorsan Allah diyecek, Kur'an. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ya. Atatürk'ün kurduğu ülkedeyim ben ya. Biz kalkıp da ya kardeşim, ben abi özür dilerim bir saniye, ben sana bak, bak Hristiyan olabilirsin, ateist olabilirsin, bir saniye. Bak, bu kardeşim kapalı. Sana. Değil mi? Bak, bir dakika. Bak arkadaki bacılarım. Bir dakika bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey kısa söz söyleyeceğim. Bak ben evliyim. Bir dakika abla söyleyeyim. Bir dakika. Ben evliyim. 3000 lira evde oturuyorum. Evet. Evde avukatlıyım, çık diye. Bak bir bekle. Yo doğrudur. Bak bekle, dur bir dakika. Bir abi. Cebimde olan parayı görüyor musun? Evet doğrudur. İşte böyle bir devlet yaşadığımızda boşa şeyini şey etmeyin. Kardeşim bak. Ya halimize gülün içe ağlanacak halimize burada boşa şey etmeyin. Aylık 5500 de çalışıyorum, bak çocuğum orada geçinme çabasını uğraşıyor. Böyle bir devirde de hala bak, şeyini şey boşa konuşuyoruz. Ben de sana bir şey masaya yumruk vuruyoruz, yetmiyor mu? Bak kardeşim bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yetmiyor. Bir dakika. Öyle bak, bir devirdeyim. Sen diyorsun ben burada 5500 alırken 3000 lira kira verip beni avukata vermiş. Ben gece gündüz ayrı bir şey çalışıyorum. Bak kardeşim, markette çalışıyorum. Yetmiyor, gece de gazinoda, barlara falan vesaire tamam, şeylere gidiyorum çalışmaya. Dinledim. Sen de beni dinleyeceksin mi? Sen şimdi dinleyeceğim seni. Bak ben anlattım kendim. Sen dedin 13000 lira sen kazanıyorum. Bak sen bekarsın. Senin geçiminle bizim geçimimiz farklı. Yetmiyor. Benim gibi burada binlerce insan şeyle asgari ücret geçirilmeye çalışan insanlar. Hani anladım. Genel olarak konuşuyor, sen diyorsun benim maaşım, ben hani ya sen bekarsın, sen geçinebilirsin ama bize yani yetmiyor. Kendinden örnek verdin. Yetmiyor. Evliden de örnek verdim. Bak, değil mi kardeşim? Ben çocuğuma yeri geliyor bir şeyin alamıyorum. Alamıyorum. Öyle bir devirdeyiz. Ama abi bunun sorumlusu sizsiniz. Öyle deme. Abim bak bunun sorumlusu. Bunun sorumlusu fırsatçılar kardeşim. O diyor, ben demiyorum. Ben kimseye de demiyorum. Bak, ama bunun sorumlusu biz değiliz. Kim biliyor musun kardeşim? Açık ve net söylüyorum. Babacan, taşeron şirkette çalışıyorsun değil mi? Aynen. Bak ben de taşeron yani şirketi. Taşeronu bitiriyordu ya Erdoğan. Ya taşeron dediğim firmadır kardeşim. Tamam canım. Taşeronu bitiriyordu direkt böyle firmayı, bir iddia. Hangi ya şöyle söyleyeyim kardeşim, hangi ülkeye baktığında firma bitmiştir? Ama Erdoğan'ın böyle bir vaadi vardı. Ben taşeronu bitireceğim ben dedi. İlk defa duyuyorum. Seçimden önce yapacak. Seçimden önce yapacak. Ben ilk defa duyuyorum. Ya, her gün haberlerde çıkıyor ya. Hayır ben ilk defa duyuyorum abi. Öyle ilk defa olmuyor. Vallahi bak ben şunu söylüyorum. Kardeşim kendisine göre haklıdır. Çünkü kendine göre savunmaları vardır. Belki bazı basın yayın organlarını daha çok sık takip ediyordur. Ben belki belli başlı basın yayın organlarını takip ediyorumdur. Kendim de ona göre biliyorumdur. Ben şunu söylüyorum. Ben sonuna kadar ülkemin de devletimin de arkasındayım. Hepimiz de arkasındayız canım. Abi arkasındaysan o zaman da kalkıp da... Devlet sabittir. Bak devlet biziz. Biz hepimiz devlet. Bak biz hepimiz devletiz. Devlet bambaşka bir şey. Biz devletsiz olamayız. Devlet olmak zorunda. Biz devletiz. Devlet hep beraber. Biz hepimiz devletiz. Ama hükümet bambaşka bir şey. İdareciler bambaşka bir şey. Abi kimi getirebileceğiz? Bak, şimdi ben idare ediyorum hükümeti. Ben yanlış yapıyorum. Şu an ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar benim yüzümden. Çünkü çıktı ne dedi? Bu ülkenin ekonomik durumlarının sorumlusu benim dedi. Doğru mu? Doğru. Hepimiz dinledik. Doğru. Yani orada hiç araya fırsatçılardır demedi mi? Yok. Kendisini söyledi. Ben bu ülkenin sorumlusu ekonomisinin, ben ekonomistim dedi. Bu ülkenin ekonomisinin sorumlusu benim dedi. Doğru mu? Kim yönetiyorsa ülkeyi bütün sıkıntılardan o kişi sorumludur. Devlet bambaşka bir şey. Devleti karıştırmayacağız. Niye? Devlet olmazsa hiçbirimiz yokuz. O bambaşka bir şey. Ben ona bir şey demiyorum zaten. Hayır, bak yanlışları var. İdareciler eleştirilebilmeli. Tabii, eleştirmezsek eyvallah. Daha iyisini bulamayız çünkü. Bak, onda hemfikiriz. Bak ben sana ona bak hak veriyorum. İdareciler eleştirecek. İdareci dediğin adam, müdür dediğin adam gelip de orada koltuğunda oturmayacak. Aynen öyle. Müdür dediğin adam gelen vatandaşına kalkıp da hizmet verecek. Bak ben belediyecilikten gelen bir insanım. 7 sene belediyecilikte çalışan bir insanım. Büro personeliyim. Ben çok müdür gördüm böyle oturup da bana kahve getir. Gelen vatandaş oldu mu? Hadi diyen çok müdür gördüm. Şimdi daha beteri var. Kanka, bu arada sen AKP dönemi
döneminde belediyede çalışıyordun. Niye böyle ben şeyler AKP yaptı o AKP'liler? AK Parti döneminde de çalıştım. CHP döneminde de çalıştım kardeşim. Ben açık ve net söylüyorum. Bak eğri oturup doğru söylüyorum. CHP'de ben kimin yanında çalıştın ya? Ben CHP döneminde 2 sene çalıştım kardeşim. Muhittin Böcek döneminde belediyenin ortasındaydım. Büro personeliydim. Menderes Bey zamanında da büro personeliydim. Az önce söylediğine çelişti çünkü o yüzden. Hangisi? CHP geldi beni işten çıkarttı dedin. Evet CHP geldi. 2 sene çalıştırdı. Çalıştırdı bak yalan değil. Ama sıra sıra çıkarttı. Tamam. Şimdi oradaki müdürlerden onlardan bunlardan fırsat anca bize geldi. Peki. Öyle söyleyeyim. Kardeşim sana da hak veriyorum. Sonuç olarak senin araştırmaların, senin bilgilerin, senin bilgecelerin. Peki senin için rahatsız edici değil mi ya? Mesela az önce abi geldi dedi ki ben açım. Çoluğuma çocuğuma rızık alırken sıkıntı çekiyorum. Bunun sorumlusu iktidar değil mi? Bak şunu söylemek istiyorum. Şimdi abi diyor ki ben diyor çalışıyorum diyor. Asgari ücreti çalışıyorum diyor değil mi? Mesela 5250 mesela 5,5 oradan aldı. Akşam da diyor gazinolara gidiyorum. Gazinolarda çalışıyorum. Çocuğuma bir şey alamıyorum. Cebimde 100 lira var diyor. Bak kardeşim yanlış anlama. Yeri gelecek cebinde 1 liran olmayacak ama gideceksin çocuğuna yedireceksin. Bu bir gerçek olan bir şey. Evliysen, çocuk da yapıyorsan bunlara katlanacaksın. Çünkü dediğin şey bu ülkenin yarısının problemi ama. İstiyorum. Tamam kardeşim, ülkenin yarısının problemi. Ama eğer bir çocuk yapıyorsan senin sorumluluğun birken 2, 2 iken 5 oluyor. Cumhurbaşkanı diyordu üçer çocuk yapın. Onun hiçbir sorumluluğu yok. Yatağa gönderirken iyi yataktan çıkanı istemiyor. Yani anlamadım ki ben. Yatağa gönderirken demeyelim de. Hani çocuğu belediyede mi yapıyorlar? Gerçi araba arkalarında da gördük de neyse. Sen bu dönemde mi çıktın işten? Evet abi. İstifa mı ettin? Yok, çıkarıldım. 3 gün işe gitmezsen çıkartırlar. Çıkarsa? Muhittin Böcek istifa edenleri çağırdı. Yok. Duymuyor çünkü. Abi sanki sinyal. Sesini alırız sadece, duymuyoruz ki. İşten çıkaranları çağırdı. Sordu siz niye istifa ettiniz? Evet. Evet. Çoğunu. Engeller dahil. Kayda girme de sesini alsın diyor. Yo girsin. Abi de belediyeci tanıyorum. O da bir, hanginiz haklı meselesi anıyorum. Değil bu. Çok meseleyi iyi, toparlayalım. Şunu şuraya getiriyorum. Bu ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor devlet kayıtlarına göre. Ve bu insanlar sıkıntı çektiğini söylüyor. Bunun sorumlusu nasıl iktidar değil? Anlamadım kardeşim. Bu açlığın, bu sıkıntının sorumlusu nasıl iktidar değildir bak de kardeşim, fırsatçılardı. Ben hepsi iktidarın suçu değildir demiyorum. İktidarın fırsatçılar diyorsun. Var. Ama ya bak şunu demek istiyorum. Veren taban ücret 5500 ise demiyor ki hükümet yani 7000 lira verme demiyor yani. O işinin hakkını versin. Yani. Yani bir kademe getirsin değil mi? Diploması olana minimum 7 versin mesela. Ya onu diyebilir ama 5500 derken demiyor ki patrona siz buna mecburen 5500 vereceksiniz demiyor. Diyor ki. Tam bunu tercih ediyor. Ya patron elbet. Düşünün ki bundan. Patron da bir, sırf 2 lira şey veriyor, vergi veriyor. Ben gidiyorum. Son sözleri alayım abi. Şey yapalım. Ben şunu demek istiyorum. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Zor ya da hükümeti dönemden, katsın da o da vesile olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gerek ekonomik olarak. Hani çok sıkıntılar çekiyoruz. Çekeceğiz de. Bak çekeceğiz kardeşim. Bu daha başlangıç. Bak ben açık ve net söylüyorum. Bu ülkenin başına gerçekten yapabilecek bir adam varsa bak açık söylüyorum. Getirsinler kardeşim. Madem bu kadar çok sıkıldınız Tayyip Erdoğan'dan. Yani 20 yıl. 20 yıl. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben doğdum o hala oradaydı. Tamam kardeşim sen kendine göre abi. Kılıçdaroğlu için herkes diyor ki bugüne kadar hiçbir şeyini görmedik diyor. Başa hiç geçmedik. Yok abi yaptı. Mesele sıkılma değil. Devleti ayağa kaldırdı. SGK'yı tavan yaptırdı. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Sıkılma değil ki. Kardeş ben açık, ben siyaset nedir bilmem. Siyasetle yapmıyorum. Ben Türkiye... Geçim nasıl abi bana onu anlat. Ben şunu anlatayım. Geçim kardeşim ben yurt dışında kalıyorum ama orada doğmuş değilim. Askeri ücretli olarak burada çalışıyordum. Yurt dışına gittim Belçika'ya. Ama Belçika'nın battığını öğrendik. Üzüldük sizin adınıza. Ya bak belki sen şu anda alaycı diyor olabilirsin. Bilmiyorum hani. Orada inanın ki tek maaşla çalışan bir işçi Türkiye'de 5500 lira alan askeri ücretlerden hali beter yani. Hem yemin ediyorum hem ne kadar asgari ücret orada? Asgari ücret kaç para ben sana söyleyeyim mi? Şimdi dediğim zaman Türk parasına çevireceksiniz. Öyle çevirmeyeceğiz. 1200 euro, 1150 euro. Yüzde kaç asgari ücretle çalışıyor? Ülkenin yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? İnanın ki en az %20, %30'u. Anlatabilir mi? Belçika'da asgari ücretle kaç kişi çalışıyor diye. Soru bu. Ve işsizlik oranına bakın Belçika'daki. Ve dilenci oranına da bakabilirsiniz. Diğer ülkeler öyle değil. Ben de Belçika'daydım. Olabilir. Belçika'da ortalama maaş nedir abi?
Ortalama maaşlar 1800 üzerinde yoktur yani. Bu 1800 da, diyelim. Çalışan. Ev kirası nedir abi? En kötü burada siz girip oturmazsınız o evde. Ben bir dakika. Bir dakika abi, özür dilerim. Asgari ücretle çalışan oranının en düşük olduğu ülke %0,8 ile İspanya ve %0,9 ile Belçika. Abi dünya Avrupa'nın en düşük asgari ücretlisi. Ne yaptın sen? Ya 1800 lira bakabilir. %0,9'du. Bir bile değil. Ya kardeşim 1800 lira. Kaç dedin? 10 mu dedin? Ya bak. %50, resmi rakam %50 abi. Ama %47. Sordun konuşturmuyor. Devlet kaydı. Devlet kaydı abi. 80 milyonun say. Devlet kaydı abi. 80 milyonda 5 milyon yüzde kaç yapar? Abi bir dakika. Devlet kaydı. 1800 lira aylık alıyor dedik. Evet. Ya 2000 alsan iyi hocam. Kira bakabilirsin internetten. En düşük kiraya bak kardeşim. 800 lira. Tamam. Bu da eğer 1200. 1000 de 1200 bine bin. Bu kirayı da bulamazsın. Bilgisayarda da kalma. Avrupa'nın merkezi de. Ya orada gerisin. Gaz elektrik. Bak 420 euro ödüyordum aylık. Her ay. Neye? Geçen ay bak mesela geçtim. Bu ay bana ne geldi biliyor musunuz bu? 420 eurodan 1000, hatta onun fotoğrafını çekmiştim gösterebiliriz. 1150 euro aylığa çıktı. Ne yapalım? Gaz elektrik, ısınma parası aylık. Artı ne var mı? Su yok. 5400 euro da yemin ediyorum toplu para geldi. Ne geldi? Ekstra toplu para yani. Bu yine gaz elektrik. Yani sen batmışsın abi, tatile gelmişsin buraya. Ya ben iş kardeşim, ben iş adamıyım. Ben iş adamıyken buraya gel. Doğru gidiyor. Tatilci kurbetçi olarak. Buyurun lütfen. Bak, elim boş. Elim bomboş. Ben alışveriş yapamıyorum. Abla pardon. Biz mi? Ben Urfa'ya gidiyorum. Ben alışveriş. Siz nereden geldiniz? Ben Almanya Köln'den geldim. Hoş geldiniz. Burada bir tane arkadaşım selam söylüyorum. Her neyse anlatacağım şu ki. Ha tamam, konuşabilir miyim? Benim anlayacağım şu ki, ben anlıyorum buradaki milleti, hani sizin derdinizi. Ben belki burada yaşayamam da, burada hor görmem kimseyi, haşa asla. Ama zamanında bir turist olarak geldiğimde istediğim her şeyi arkadaşıma, akrabama, eşime, dostuma hediye alarak geri dönebiliyordum. Şimdi ise yemin ederim burada bir pasta 4 euro olmuş. Ben gidip Almanya 4 euro da pasta yemiyorum. Kaç yiyorsunuz? 2 euro yiyorum. Valla üzüldüm şu an sizin halinize. Düşün evet, ki sen. Ben 1 TL'ye 2 TL yemiyorum. Ben burada mahvoldum. Halinize şükredin. Şu 4 euroya pasta. Aa, yazıklar olsun. Ben burada hayır demek istediğim şu var ya, ekonomi komple batmış. Türkiye'de mi? Hem burada hem Almanya'da. 2 euroya pasta var ya, yazıklar olsun. Bizim millet biraz nankör galiba. Olmuş gerçekten. Çok kötü yani. Öyle de. Ne diyeyim bilmiyorum. Şu an var ya, inanır mısın? Şuraya oturup ağlayacağım. Ama en acısına ne biliyor musunuz? Siz parayı biz gökten topladığımızı zannediyorsunuz. Bir saniye abi konuşuyorum. Diyorum. Konuş kız. Diyorum ki en acısı da. 40 lira burada bir simit 4 lira. La havla abi, bir saniye konuşuyorum. Lan boş konuşuyorsun. Abi, boş mu konuşuyorum? Siz burada yaşayanlar zannediyorsunuz ki biz parayı gökten böyle topluyoruz. Onu biliyorum. Benim ikiye ayrılıyor. Benim ikiye ayrılıyor. Ben 8, 9 saat, 10 saat ayak üstündeyim. Benim annem sabahın 4'ünde işe gidiyordu. Sabahın 4'ünde işe gidiyordu. İşe gidiyor, temizliğe gidiyor. Ha yani hor görmeyeceksin. İyi dinle. Beni yargılamadan önce iyi dinleyeceksin. O zaman iyi dinle. Bana boş konuş istiyorsun diye bir iftihar atma. Çünkü ben ne dedim? Ben dedim buradaki milleti çok iyi anlıyorum. Burası batmış. Biz bir turist olarak burada hayat yaşayamıyorsak sizin haliniz vay anam. Benim diyeceğim tek bu. Ben ne sizi aşağılarım ne de kendimi aşağılarım. Ben buraya tatile geliyorsam yemin ederim sadece bu memleketimin havasını çekeyim diye geliyorum. Bu kadar. Ben alışveriş yapamıyorum. Almanya'dan geldiğin zaman misal biz geldiğimiz zamanda misal nasıl geliyoruz? Bir tane araba kiralıyoruz. En son model. Lüks. Onunla beraber geliyoruz. Bizim o zamanki euro değil markla biz geliyorduk. Bizim bir markımız Türkiye'de dünyayı ediyordu. Ben karının yaptı ama bunu Erdoğan yaptı. Siz Erdoğan'ı seçtiniz, sizi kandırdılar. Siz seçtiniz. Neden seçtiniz? Devlet hastanesinde işleri amenna değişiklik var Türkiye'de. Ama ekonomi sizi batırmak üzere. Başta biraz makara yaptık ama tabii söylemek istediğinizi sonra anladık. Çok teşekkür ediyorum. Sizce abi Belçika battı diyor. Belçika'da insanlar sürünüyor diyor. Biraz abartmış mı? Belçika'ya hiç gitmedim. Belçika'yı bilmiyorum. Ama Almanya'da durumlar orada da batmak üzere. Orada da her şey pahalaştı yani. Almanya'da 600 euro yardım parası alıyor. Yalan. Şey harici, yalan değil. Yalan. Nerede 600 euro alıyormuşuz? Canlı yayına girerim vallahi billahi. Gir abi canlı yayına.
Bizim aldığımız en aşağı yardım olarak 350 ama 650 değil. O da yardım kim alıyor? 300-600 çok fark etmiyor. Çalışmayanlar, raporlu olanlar bunlar. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Konuşabilir miyim? Ne konuşayım? Sor bana abi. Sor bana abi her şeyi konuşayım ben. Siz kaldığında sana aylık maaş yapıyorlar değil mi? 300 doyuyor. Her ay. Ne abi? Maaş veriyorlar. Parası. Sizlik mi? Neden alıyorsun? Veya babanı alıyorsun. Çalışmaktan daha iyi yani. 429 euro aylık yeme içme parası, 590 euro da kira yardımı. Her şeyi veriyorlar. Kreş parasını, okul parasını, okuldan gideceğin yerleri, her şeyi. Sizce Türkiye'de durum nasıl? Abi Allah topumuzu vurmuş, valla böyle gidiyoruz. Ben 13 yaşından beri 16 yaşında diye dolaşıyorum ortakta iş bulmak için. Açık ve net, ekonomi bizi de Urfa'dan, Siverek'ten Antalya'ya kadar getirdi. Bir yıldır çalışıyorum ben. Yani kendi ekmeğimi kendim çıkarıyorum. Yani nasıl diyeyim ki? Kaç yaşındasın şu an? 16 ya, 15 yaşındayım ben. Doğruyu söyle. Yemin et. 13'ten 16'ya mı çıktı? Eyvallah abi. Öyle öyle çalışa çalışa buraya kadar geldik. Hani ekonominin topunu vurmuşlar, hala da tekmeliyorlar. Vallahi bak şimdi bir şey diyeceğim, olmayacak. Çok ağzım açılırsa beni atarlar, tıkarlar. Urfa'dan buraya çalışmaya mı geldin? He abi. Ne iş yapıyorsun? Yok, ben restoranda çalışıyorum. Hani ailemle beraber buraya geldik. Hani çok iş çevirdik. Yani aklın almaz bin bir iş çevirdik. Hala da bu haldeyiz abi ya. Bir yere zıplayamıyoruz da yani. Çıkmıyor hiçbir şey. Hani kadın gelmiş Almanya'dan buraya tatile, ben memleketime gidemiyorum buradan ya. Hala da konuşuyor, bir de diyor ben buradan alışveriş yapamıyorum. Ben alışveriş yapamıyorum ki kendi ülkemde akşama kadar. 12 saat çalışıyorum 160 TL para için. Yani asgari ücreti bile alamıyorum. Gelmiş burada konuşuyor, ben alışveriş yapamadım, buna pasta var. Ben pasta alamadım diyor ya. Şaka gibi yani ülke. Siz kendi derdini. Abi sorma sorma, ben pastanın derdine düşemiyorum ki. Vallahi bak işte öğrencileri görüyorum artık ben. Öğrenciler hepsi okey, relax yaşıyorlar ama boş yaşıyorlar abi. Hani boşuna okuyorlar vallahi ha. Boş yaşıyorsunuz kanka. Yok öyle değil. Vallahi bak atama olsaydı ben de okurdum ama atama sıfır. Yemin ederim ben bu ülkede okursam bir ayıptır söylemesi bir yere varamam. Hiçbir yere. Ne öğretmen olurum ne bir şey. Hani öyle... Çalmasını ama. Bir de torpil denen şey var. Onu yaparsam çok iyi kazanmam ama o da yok. Ben de Urfalardan kalkmışım gelmişim. Kızlık yapıyor. Nasıl? Yaparım da. Hayatta da saklamam. Valla o çaldıktan sonra ben niye çalmıyorum baba? Arkadaşlar cüzdanlara sahip çıkalım. Yok dayı, ben yanlış anlamadım. Fakirden çalma da. Yanlış anlama dayı. Bak yanlış anlama, vallahi ben çalarım. Bizim Van'a deprem vurdu. Sadece şeyin gönderdi, Katar'ın gönderdiği parayla sen 3 tane Van kurardın, 2 tane Toki yaptı, bize kilitledi, bıraktı oraya. Geri kalan para nerede abi? Sen şimdi git, Van'ı kendi halkı geliştirdi. Van'ı kimse geliştirmedi ki. Van'ın doğru düzgün bir sahibi bile yok. Ben buraya gelmişim dayı, ben girdim, ben normalde tente branda ustasıyım. Girdim bir işe, 6000 liraya beni çalıştırdılar. Kiraya bakıyorum 4500, ben 1 milyara götürmedi, onu alamam dayı, hayırdır ya. Kurban olduğum, ne yapacağız? Yani ne kadar da konuşsak bu boştur. Vallahi en güzelidir. Ben çalacağız, herkes fakir. Ya dayı nerede herkes fakir? İnle araya, bir sürü villa var. Biz dur hedef göster. Çok zor değil dayı. Ben onlarda da turistler oturuyor, biz oturamıyoruz ki. Vallahi yani Türkiye'de sadece turistler yaşıyor. Vallahi kusura bakmayın, gelip buralarla da konuşuyorlar. Yok ben gelip... Bak onlar da pasta alamıyor. 4 euro pasta. Abi zaten komik olan da o. Ben pastayı... Ben evde yemek götürebilmişim ki pastayı gidip yiyeyim. Alışveriş yapamıyorum ki ben. Yani ayıptır söylemesi, çorap bile olmuş 50 TL. 5 tane çorap 50 TL. Bu olmaz abi. 1 TL'lik çorap olmuş 10 liraya. Şaka gibi yani. Konuş bitmiyor. Kimse de anlamıyor zaten. Senin yaşın genç. Ben 50 kuruş olduğu günleri biliyorum çorabı. Abi işte ben yani sana aklın almaz. 15 kuruşa gidip ne eşyalar almışım. Onu bir hatırlıyorum. Ama şimdi 15 kuruşa bir sakız bile gelmiyor. Değil, 5 liraya bir sakız bile alamıyorum. Abi şaka gibi ha. Daha ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kimse anlamıyor zaten. Yani konuşsak da kimse anlamıyor. Sonra bizi hapse tıkarlar. En fazla bu, çok ağzın açılırsa en fazla hapse tıkıyorlar. Başka bir şey yok yani. En fazla CHP oy vereceğiz herhalde bu senede. Umudun var mı? Düzelir mi Türkiye? Yok hiç yok abi. En fazla öleceğiz valla. Ben kendim geldiğim herhalde. Maksat kurtulalım. He abi, mecbur öleceğiz. Yoksa valla hayatın kurtuluşu yok. Yemin aynen ederim yok. Yani ben 15 yaşında bu ümidi kesmişsem, sen düşün artık kaç yaş üstü onu ümidi kesmiş. 2500'de evini geçindiren var abi burada yani. Hadi ben gene çalışıyorum. Babam çalışıyor, annem gene çalışıyor. O kadar kişi gene evi geçindirebiliyoruz, bir şey yapabiliyoruz ama burada 5500'de geçindirmeye çalışan insanlar var. 20 çocuk aç çocuk gezen insanları görüyoruz ya. Valla artık yani ağlanacak durumdayız yani. Hala da gelip kadın diyor ben pasta yemedim ya. Cumhurbaşkanı millet iş beğenmiyor. Aslında işsizlik diye bir şey yok dedi geçen. Yok abi, ben yemin ederim sana bir şey diyeyim mi? İş beğenmesem gelsin ağzıma tükürsün. Nasıl iş beğenmeyeyim? Valla iş bulabilmişim ki çalışabileyim yani. Bir de beğenmemezlik yapacağım. Zaten yeni nesil o. Hiçbir işi beğenmiyorlar. Yemin ederim hiçbir işi beğenmiyorlar. Sadece patrona
Erdoğan haklı. He abi, bir taraftan yani şimdi zaten TikTok denen TikTok'u boşver şimdi. Şey yani artık hiç gerçekten hiç kimse hiç beğenmiyor. Vallahi yani artık biraz böyle. Niye beğenmiyorlar? Maaş mı az acaba? Bilmiyorum ki abi. Maaş az olabilir. Maaş az olabilir. 100 lira verenler. Ben onlardan biriyim abi. Şimdi biz Aksaray'da yaşıyoruz 4 arkadaş olarak. Hani Antalya'ya tatile gelmek için para biriktirmeye şey yaptık. Arkadaşlarım restoranda çalışıyordu. Hani ben de dedim ki bir yerden işe gireyim. Aksaray'da Kafeler Caddesi diye bir yer var abi. Aksaray'ın neredeyse en işlek yeri. Zaten başka bir yeri yok. Aynen. Aksaray'ın başka bir yeri yok. Efor, Adesi, Kafeler Caddesi. Kafeler Caddesi'ndeki her caddeye gittim abi. Sana yemin ederim sigorta yapmıyorlar. Asgari ücretin yarısını veriyorlar. Hani dedim ki yol paramı karşılayın, ben gene çalışayım. Ben Aksaray'ın Tokisi'nde oturuyorum abi. 10 kilometre falan var merkeze, tamam mı? Bayağı uzakta. Hani tabelaya yazsam başka bir şehir olacak bir yerde. Evet abi, evet. Tabelaya yazsam başka, Ankara'ya çok yakınım ya. Dedim ki hani iş yok abi gerçekten, hani sanayiye falan desen ben sanayide çalışmak istemiyorum. Hani bu iş beğenmemek değil. Hayır bak, iş beğenmemek değil abi. Ben niye sanayide çalışmak isteyeyim ki? Ben küçüklükten beri sanayide çalışmadıysam 18 yaşından itibaren benim sanayide bir şeyler öğrenmeye ne ihtiyacım var? Hani ben okumak istiyorum. Ben şeyim. Neyim ben? Abi ben genelde hani şey yapıyorum. Mesela özgürlükten gireyim konuda. Bu ülkede özgür yani olduğumuzu. Yaş kaç bu arada? Benim yaşım 18 abi. Üniversite planı. Özgür olduğumuzu savunan var mı arkadaşlar? Bak hiç kimse özgür olduğumuzu savunmuyor abi. Sakin, slogana girme. Üniversite planın var mı? Abi üniversite planım vardı. Bu yıl denedim. Sayısaldan girmeyi denedim. Fizyoterapi istiyordum. Ben sayısalda çok kötüyüm. Fizyoterapi seni istemiyor. Fizyoterapi beni istemedi abi bu yıl. Bu yıl işte şeyden gireceğim, sözelden gireceğim. Artık ben sayısaldan çıkmışsın sözeli. Bu nasıl bir sayısal loto? Benimki çok kötü oldu ya. Çok talihsiz oldu. Bu yüzden bu yıl da sözele gireceğim. Hani ben özgürlükten bahsedeceğim biraz. Hak edebiyatı. Ne özgürlüğü? Abi... Sen önce okulunu oku. Hani ben rap müzikle uğraşıyorum. Kardeşim, ben ekmek var mı? Ekmek yok abi. Ben rap müzikle uğraşıyorum abi. Tamam mı? Daha kötü. Abi daha kötü tabii. Benim HAGB'm var şu anlık. Tamam mı? 3 yıllık bir HAGB. Yani 3 yıl içerisinde eğer bir suç işlersem önceki aldığım suçla beraber içeriye atılacağım. Hani benim şu anda 10-15 tane protest parçam var ve ben bunları korktuğum için çıkaramıyorum. Hani ben burada daha farklı şekilde de konuşurum da. Sen bana yolla, ben çıkarım. Gerçekten çok korkuyorum ya. Hani benim kendi ülkemde konuşabilmem lazım. Millet sokağın ortasına sıçıyor bizim ülkemizde. Yabancılar, ben kendi ülkemde böyle özgürce konuşamıyorum. Bu bizim çok büyük bir eksiğimiz. Hani Dayna kardeşimize sordun yani umudunuz var mı diye. Benim hala umudum var abi. Hani bu ülke kurtarabiliriz. Biz yeni nesiliz, anladın mı? Hani bu insanlar en fazla 20 yıl yaşayacak, ölecek. Yardım için toplanıp da kaybolan paralardan, ne bileyim yapılan yolsuzluklardan, Kürdünden, Türkünden, Lazından benim full umudum var abi. Hani umudumuzu kaybedersek biz gerçekten bu ülkede bir bok beceremeyiz. Hani umut. Umut. Peki sana umut veren bir siyasi lider var mı? Abi bana umut veren bir siyasi lider, ben şöyle diyeyim, bana en çok yakın olan, hani oy potansiyeli, yani bana deseler ki kim çıkarsa düşünmeden oy verirsin, ben Mansur Yavaş'ı tercih ederim. Konum olarak da yakın Ankara. Konum olarak da yakın abi. Hani Mansur Yavaş'ın aday olarak çıkması bence en mantıklı seçim olacak. Çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse istemiyor abi. Ben de istemiyorum. Ama hani çıkarsa da sırf Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye yemin ederim 1,5 Hatay usulü dönere bile basarım ya. Yok, Hatay usulü dönere bile basarım yemin ederim ya. O zaman Kılıçdaroğlu eşittir Hatay usulü döner. Aynen öyle abi. Bak matematik yapıyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Abi ben şu konuda da bahsetmek istiyorum. Ben 18 yaşındayım. Bu sene üniversiteye gideceğim. Abi sözelden girdim ben bu sene. Özel eğitim öğretmenliğini kazandım İzmir'de. İzmir'in sıralaması 8000 sıralamadaydı yani. Özel eğitim öğretmenliğinin 60 kişilik bir kapasitesi var. Sırf ekonomiden dolayı bu sefer ben 11500'e girdim. 11560 sırf ekonomiden dolayı, yemin edebilirim. Abi hadi dedim İzmir'de. Sam gelmişler. Efendim? Abi gelmiş abi. Ne diyorsun sen ya? Her neyse, İzmir'e gideceğim abi ben bu sene. Siirt'ten gideceğim bu arada. Abi baktım dedim ki ev tutayım kendime. Arkadaş falan bulurum. 2-3 kişi takılırız. Abi 6000 lira ya. 6000 lira. Normal. Abi 6000 lira ne demek ya? Bir, 2000 lira galiba. Aynen. 2000 lira değil, 500 lira falan işte de. İşte orada kalacağım lira, falan filan. Abi dedim hadi kayak yurtlarına falan bakayım. Abi 4 kişilikten 8 kişiyle çıkarmışlar ya. 8 kişi koş gibi abi. Bildiğin ağ olacağız orada artık. Başka da bir çaresi yok yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. Squid Game oynuyoruz orada artık. Ha. Dediğim gibi yani bu iktidar, yine bir şey diyeyim, ben diyemiyorum abi ya. Sen orada nasıl? Siz gençsiniz, bilmezsiniz. Bizim zamanımızda yurtlar 12 kişilikti. Aynen. Abi bak mesela ben onu da çok şey yapıyorum. 11 kanka. 2011. Adamlar mesela geliyor. 70 yaşında adam diyor ki bizim zamanımızda ekmek. Bana ne senin zamanından kardeşim? Git kendi zamanından konuş. Gel diyor ki bu sene biz yemek yemiyorduk, soğan yiyorduk. Bana ne? Ya küfür edeceğim de gerekiyor. Sen gurbetçiler geliyor abi, konuşuyor burada.
ayrımdır, Türktür, Kürttür ayrımcılığından. Yok, konuşabilir miyim artık cidden? Ya şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ben ablamlarla olsun, arkadaşlarla olsun, babamla olsun dışarı çıkayım. Afganlar 10-12 tane geziyor mübarekler. Böyle tip tip bakıyorlar. Öyle korkunç bakışlar ki abi. Yemin ederim ben rahat rahat dolaşamam bu caddelerde. Sürekli bir hani insanın aklına taciz, tecavüz çıkmıyor. Hani sürekli haberlerde de görüyor zaten. O öldürülüyor, bu orada, bu burada tutuluyor. Gelip Kürtlere herkes ayrımcılık yapıyor. Ayıptır abi ya. Ben Zazayım kendim. Kürt bir sürü akrabam var. Hani sade Kürt'ü zaten. Hani Kürtlere yapılan ayrımcılığın sebebi ne acaba? Onlar hepsi sizinle beraber zaten burada savaşmadı mı? Yeterince hani şikendilerini gösterdiler gelip burada. Nasıl bir ayrımcılık yapılıyor? Abi sürekli yemin ederim Kürtlere ayrımcılık görüyoruz. Mesela Kürtçe konuşsun biri burada. Herkes onu yargılıyor. Okey, şu an hani biraz normalleşti gene. Herkes farkında varıyor ama ya abi Afganlarla Suriyeliler kadarız, normalleşmedi. Urfa'ya gel sade, yemin ederim Suriyeli'den başka bir şey göremezsin. Bahçeli evlerine git, sade Suriye abi, sade Suriyeli. Yemin ederim bir gör, hepsinin dükkanında, tüm dükkanlarda Suriyeli var. Tüm şeyleri, alışverişi yapan Suriyeli. Bir de öyle bir giyiniyorlar ki Allah, yani artık. Ben bayanın hakkında bir soru sormak istiyorum. Acaba belki yanlış düşünüyorum. Şimdi ben yurt dışında kalıyorum. Ben Frankfurt'ta kalıyorum. Ve orada Türk vatandaşları kendini orada dışlanmış görüyorlar. Ama biz kendi ülkemizde de böyle politika yaparsak yani değişen bir şey oluyor mu? Nedir yani tam olarak? Yurt dışında. Bizi niye dışlıyorlar gibi mi? Ya diyor, Almanlar bizi dışlıyor. Çok olduğumuz zaman dışlıyor. Bizim kültürümüze saygısı yok diyor. Şuyuna buyuna saygısı yok diyor. Saygısız mısınız abi siz? Hayır, biz saygısız değiliz. Başkaları için söylüyorlar. Türkler şikayetçi oluyor Almanya'dan. Ne diye? Ya bizi yabancı olarak görüyorlar diyor. Bizi dışlıyorlar diyor. Peki bir Kürt bu ülkenin vatandaşı olarak burada dışlanılıyor. Bu konuşulmuyor mesela. Konuştuk az önce. Konuşuyor. Evet, konuşuyor ama demek istediğim bu burada şikayet eden insanlar yurt dışına gittiğinde kendileri haksız, yani bir Türk bunu söylüyor daha doğrusu. Türkler ırkçılık, yani kendimiz her yerinde var ırkçılık. Yaptığımız şeyden şikayetçiyiz aslında. Demek ki yaptığımız bir şeyin yapmamak bilincinde lazım. Değiliz. Bilincinde olmadan kendimize ırkçılık yapıyoruz. Suç Suriyelileri değil aslında. Suriyelileri buraya getirenlerde suç zaten. Adam savaştan gelmiş. Çoluk çocuğu aç geziyor. Bir Suriyeli yaptı diye 100 Suriyeli aynı değil. Türkiye'de de bir Türk pislik yapıyor diye. Abi ben Almanya'da yaşıyorum. Türk'üm 100 Türk'e ya. Atıyorlar. Kafamı yardı dazlaklar. Tamam. Suriyeli bur. Biz de açız Almanya burada. Bu millet ya. Aç. Hayır. He? Ben de dedemgil aç diye gitmiş Almanya'ya. He? Evet. Ben de ırkçılıkla karşılaşmışım. Başta dinledin mi? Ya aynı Suriyeliler şey. Her zaman burada hayır. Hor görülmesi lazım. Onu bunu bilmem ben. Bir dakika. Türkler nereden bağlı? Tabii ya. Çünkü sen hep yapıyorsun bu programları. Suriyeliler olmayacak. Suriyeliler şöyle. He? Bu şu programı var ya Almanya'da yap. Bir saate seni dağıtır polis ya. Tabii milleti topluyorsun burada. Hep olay yaratıyorsun ya. Allah'ını seversen ya. Kanka sen şimdi nereden girdin? Nereye gittin? İşte kafası niye kırıldı biliyor musun? Kafadan. Evet. Çünkü kırılmış, adam söyledi baş zaten. İşte bir Türk pislik yapıyor. Başka Türk'ü bir yerde yakaladığı zaman adam kafasını kırıyor. Yani bu sorun burada yani genel olarak yani düşüncede bir sorun var aslında. Kafaya vurmamak lazım. Kafa vurmuşuz. Yani değil mi? İnsanın ne suçu var? Adam savaştan kaçmış, buraya gelmiş. Biz Müslüman bir ülke olarak o insanlara sahip çıkmıyoruz. Yüz Suriyeli böyle, Suriyeli şöyle. Abi sistemde bir bozukluk var. O insanı buraya getirmiş ve bu duruma düşürmüş. İnsanlara bir tepkimiz yok. İnsanları buraya getirenlere ya da o insanlar arasında bazı kişilerin fevri davranışlarına, hatalı davranışlarına. Aynen, aynen. Bir de o insanlara aylık verildiği söyleniyor. Bu büyük bir yalan olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği'nden gelen fonla veriliyor bu para. Abi %90 ben cebe olduğunu düşünüyorum. Belki %10'unu böyle dağıtıyorlar. Düşün, oradan euro bazında geliyor. Biz TL basıp veriyoruz. Yoksa 10 kişi niye bir odada kalsın ki? Yani adamla durumu o kadar iyi olsa. Yani biz bence önce gerçekten bizim kendimize bir sorun var ki. Çünkü şu sistem almış başını götürüyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani birbirimize burada tartışıyoruz. Çok teşekkürler. FBI geldi. Daha tamam.